Deprem nedeniyle kimi hatıralarını, kimi ise yakınlarını geride bırakmak zorunda kaldı. Afetzedeler yeniden bir hayat kurabilme umuduyla yabancısı olduğu şehirlere göç ediyor. Depremden etkilenen 11 ilden 40'lar eline gelen bazı afetzedeler, kentte kendileri için tahsis edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şemsettin Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşiyor. Doğup büyüdüğü memleketi Malatya'dan kilometrelerce uzağa göçerek yeni bir yolculuğa başlayan afetzede anne Öznur ile Elfin Efra ve Ecrin Efsa Taşbaşı da yurda yerleşen ailelerden biri. Malatya'dan geldim kızlarımla beraber. Oradaki depremin ikisine de şahit olduk biz. Birinci deprem çok yavaş bir şekilde başladı. Daha sonra hızlandı. Çocukları uyandırıp dışarıya çıkabildik rahat bir şekilde. Hani kıyafetlerimizi falan alabildik. Uzun süre dışarıda bekledik. Sabaha doğru kar yağmaya başladı. Ateş yaktık. Kar yağmaya başladı. Sabah olunca herkes evine dağılmaya başlayınca biz de evimize gittik. İkinci depreme yeniden evimizde yakalandık. Yine evden kaçtık biz. Hani inanın sığınamadık yani. Çünkü ikinci deprem çok ani oldu. Daha sonra etraftan hani binadan kendimizi dışarıya attık. Etraftan binalar yıkılmaya başladı. İnsanlar altında kaldı. İnsanların ayağında ayakkabılar yok. Kar yağıyor bir taraftan. Hepimiz korkuyla titriyoruz. Yani şu an huzurumuz yerinde. Ne yapacağımız, yani o belirsizlik ortadan kayboldu en azından. O konuda rahatız. Çocuklarımız okula başlayacak. Kıyafetleri aldık, kıyafetlerimizi giyindik. İşte burası ev gibi. Yatak odamız var. Tuvaleti, banyosu, her şeyi içinde. Sabah, öğle, akşam sıcak yemek veriliyor. Yetkililer sürekli yanımızda zaten. İhtiyacımızın olup olmadığını soruyorlar. Üst katımızda bulunduğumuz yerin üst katında çamaşırhanemiz var. Bir mağaza, gelen bağışlarla, kıyafet bağışlarıyla mağaza kurulmuş. Mağazalardan istediğimiz kıyafeti seçip giyinebiliyoruz. Yani herkes düşünülmüş. Yaşlılara temizlik hizmeti yapıyor şeylerimiz. Buradaki personel. Herkes çok destek oluyor. Sürekli bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar, sağ olsunlar.